2019'da Çin'e gittim. Korona patlamadan döndüm. Şanslı yaşıyoruz valla. Çin'deyken şunu fark ettim. Facebook, Twitter, Instagram, Google alayı Çin'de yasaklıydı. Peki bu insanlar nasıl Instagram'sız yaşıyorlardı? Türkiye'de insanlar Instagram'sız kalınca bir haftada elleri titremeye başlarken Çin'de 1 milyar insan nasıl oluyor da Instagram'sızlığa tahammül edebiliyordu? Yoksa hepsi VPN kullanmayı mı öğrenmişti? Doğrusu Çin'de insanların Instagram'a ihtiyacı yoktur. Çin hükümeti Facebook'u ve Twitter'ı 2009'da, Instagram'ı ise 2014'te kapatmıştır. Bunlar platformların peak yıllarından öncedir. Yani o sırada hiçbiri muhtemelen büyük bir Çinli kullanıcı havuzuna sahip değildir. Çin'de bu şekilde birçok yabancı site yasaklıdır ve buna halk arasında The Great Firewall of China yani Siber Çin Seddi denir. Fakat Çin'de yasaklı olan her platformun alternatifi çıkmış ve halk tarafından benimsenmiştir. WeChat 2011 yılında çıkmıştır ve şu anda 1 milyar kullanıcıyla WhatsApp'tan sonra dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması haline gelmiştir. Ayrıca WeChat hem mesajlaşma, hem sosyal medya, hem de ödeme uygulamasıdır. Yani Elon Musk'ın hayalini kurduğu süper app'tir. Bu yönüyle batılı platformlardan da üstündür. Çin'in çakma Twitter olan Sina Weibo 2009'da kurulmuştur ve 250 milyon günlük aktif kullanıcısıyla Twitter'ın kendisinden daha popülerdir. TikTok 2016'da Çin'den çıkmış, 2018'de dünyaya açılıp en popüler sosyal medya platformlarından biri olup Facebook, Instagram, YouTube'un da kısa video konseptini adapte etmesini sağlayarak bütün dünyanın dikkat becerisini içine etmiştir. Hali hazırda kolayca girilen ve başarılı yerel uygulamalar varken bir ülkedeki sıradan insanların yabancı uygulamaları kullanmasının iki sebebi olabilir. Birincisi sansürden kaçmak. Yerli sosyal medyada her politik eleştiri silinirse insanlar doğal olarak özgürce konuşabileceği platformlara kaçacaktır. Çin bunu kontrollü muhaliflik çözmüştür. Çin hükümeti yerli sosyal medya uygulamalarında eleştirilere bir yere kadar izin verir. Sadece kullanıcılar halkı galeyana getirip sokaklara çıkmaya teşvik ettiğinde sansür uygular. Ki zaten bu suç olduğundan ve sonu kötü bittiğinden kullanıcıların çoğu buna yanaşmaz. İkinci sebep de yabancıları takip edebilmek. Yani Ronaldo'nun Arabistan günlüklerine bakmak, Taylor Swift'e reel atıp hiçbir cevap alamamak vesaire. Ama Çinlilerin çoğunun böyle bir ihtiyacı yoktur. Nasıl siz Çin'de doğup Çin'de yaşayan bir ünlü tanımıyorsanız onlar da genelde Batı dünyasından bir haberdir. Dünyanın şu an en ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in Twitter takipçisi 95 milyondur. Weibo hesabı ise 10 milyon ki bu büyük bir başarı, kendisini tebrik ediyoruz. En ünlü Çinli şarkıcı Xie Na'nın ise takipçi sayısı 100 milyon. Çinlilerin birçoğu zaten İngilizce bilmemekte, yurt dışına çıkmamakta, çıksalarda birbirleriyle takılıp dönmektedir. Çin ezelden beri Batı'dan izole bir kültürdür ve daha yeni yeni dışa açılmaya başlamaktadır. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de insanlar çıkışlarından itibaren sosyal medyayı kullanmıştır. Sosyal medya hayatın bir parçası haline gelmiştir. Hükümetin ana akım medyayı tek eline almasıyla da muhalif haber ve gündem merkezi sosyal medya olmuştur. Türkler için Batı sosyal medya platformlarının alternatifi yoktur. Türkiye'de yerli sosyal medya platformları çıkmıştır ama bunlar hep başarısız olmuştur. Ekşi Sözlük Facebook'tan bile eski olsa da onun kadar büyüyemeyip sadece Türkiye içinde kalmıştır. Türkiye'de bile halkın geneline yayılamamış, Ekşi Sözlük yazarları fringe community dediğimiz marjinal bir grup olarak görülmüştür. Ekşi Sözlük bu yüzden negatif bir marka değerine sahip olmuştur. Ekşi Sözlük ekibi muhtemelen davalarla uğraşmaktan büyümeyi önceleyememiştir. Ortada Ekşi Sözlük gibi başarısız bir vaka varken hiçbir özel şirket topa girip yerli sosyal medya şirketi kurmaz. Yerli ve milli sosyal medya platformu kuracak yeterlikte bir ekip, teknik bilgi ve deneyimini en iyi ihtimalle sadece Türkler tarafından kullanılacak bir sosyal medya platformuyla harcamaz. Gider dünyanın tamamının kullanma ihtimali olan bir uygulama için çalışır. Bizim hükümet böyle bir platformu fonlasa bile hükümetin ileride ne yapacağı pek belli olmadığından bu riskli bir yatırımdır. Türkler için bir sosyal medya platformu kurulsa bile Türkler hali hazırda kullandığı hesaplarını kullanmaya devam edecektir. Bunun birinci sebebi Türkiye Çin'e göre hala demokrasi ülkesi olduğundan muhalif sesler daha baskındır ve muhalifi de yandaşı da sosyal medyadan organize olmaktadır. Türk hükümetinin sansür konusunda deneyimi Çin'e göre daha azdır. Herkesi yerli sosyal medyada tutmaya yetecek bir sansür politikasına henüz sahip değildir. İkincisi, Türkler Çinlilere göre dünyaya daha entegredir ve dünyayı takip etmek isteyecektir. Türk sosyal medya platformu kurulsa bile ilk kullanıcılar AK Partililer ve dünyadan izole teyze ve dayılar olacağından bu platformda aynı Ekşi'de olduğu gibi tek bir gruba hitap eden bir platform olarak negatif bir üne kavuşup tercih edilmeyecektir. Özetle Türkler sosyal medya platformu kuramaz, kursalar da bunu kullanmazlar. Türkler Instagram'ın tadını bir kere almıştır. Cin
şişeden çıkmış, geri sokulamamaktadır. Instagram'ın alternatifi olmadığından ve olamadığından Türkler Instagram kullanmaya devam edecektir. Türkiye'de olacak olan kaçınılmaz son, herkesin VPN kullanmayı öğrenip yasağı delmesidir. Kabak şu an için Facebook'tan kalan vaktinde torunlarının Instagram storylerine bakan dedelerin nelerin başına patlamıştır. Türkiye sosyal medya platformlarını kapatma trenini çoktan kaçırmıştır. Instagram yasağı nihai olamayacaktır.